Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün gösterişli çiçekleriyle hepimizin evinde bakmak istediği ama evimize aldığımız zaman bazı sorunlar yaşadığımız sıklamen çiçeğinin bakımı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Sıklamen çiçeğinin yapraklarının sararması bildiğimiz gibi birçok kişinin yaşadığı bir sorun. İlk olarak sıklamen çiçeği evde yaşayamaz. Bir dış mekan bitkisidir. Orman altı bitkisi olduğu için havadar yerlerde yaşamaktan hoşlanır. Bu yüzden ilk aldığımızda sıklamen çiçeğinin ev ortamına koyduğumuz zaman yaprakları dökülmeye, ölmeye ve sararmaya başlar. Biz de sararan çiçekleri, yaprakları sizinle beraber şöyle kopartıp temizlemek istedim. Size göstermek istedim. Benim çiçeğim normalde dışarıda duruyor. Kapalı bir yerde. Ama evde durmuyor. Ev ortamından pek hoşlanmıyor. O yüzden ben dışarıya koydum. Evet, bazı çiçeklerinin solmasıyla, yapraklarının sararmasıyla çiçeğim biraz formdan düşmeye başladı. Ben de yapraklarını temizlemek istedim. Bunu size göstermek istedim. Bunun yapmamın sebebi bitkinin kuvvetinin yeni çiçeklere, dallara vermesini sağlamak. Öncelikle bitkimizi ölmüş yapraklardan arındırmak istiyorum, temizlemek istiyorum. Şu şekilde kuruyan, ölen yaprakları hep beraber temizleyelim. Bunu yapmamızın sebebi yeni gelen çiçeklerin daha iyi ve daha verimli açmasını sağlamak. Hem de bitkimizin formdan düşmesini önlemek amacımız. Bu birçok kişinin yaşadığı bir sorun. Herkes bunu gösterişli çiçekleri olduğu için alıyor ve evinde bakmakta zorlanıyor. Bakın çiçeklerin tomurcukları halen var üzerinde. Ve açmaya devam edecek bu şekilde. Yeni aldığımız bir bitkiyi hemen bakımını bilmediğimiz için bazı çiçekleri evde konumlandırıyoruz. Bazı çiçekler ev ortamında yaşayamaz. Sıklamen çiçeği bu çiçeklerden bir tanesi. Evet, çiçeğimizi temizledik. Bu şekilde oldu. Taze çiçekler üzerinde kaldı. Kuruyan yaprakları güzelce temizledik. Ben bunu gene dış mekana koyacağım. Havadar bir yere. Siz de çiçeğinizi havadar bir yerde bakmanız gerekiyor. Bir de bitkiniz hani daha çok yaprakları sararıp bütün yaprakları kaybolduysa bitkinizi atmayın. Çünkü bu patatesli bir bitki. Yani bitkiniz öldüyse bile tekrar dış mekana koyun. İlkbaharda tekrar yeşerecektir. Çünkü rizomlu yani patates gibi bir kökü var. Bitki tekrar ilkbaharda canlanacaktır. Yani bitkim öldü diye sakın merak etmeyin. Evet, sıklamen çiçeği bu şekilde. Toprağı kurudukça sularsanız, bitkiyi havadar yerde bakarsanız bitkiniz ölmez. Ev ortamında uzak tutun derim. Çünkü ev ortamını pek sevmiyor. Havadar yerde bakarsanız bitkiniz bu şekilde canlı kalacaktır. Bitki hakkında vermek istediğim bilgiler bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin.